Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir dev güncellemeye daha hazır mısınız? Evet dev diyorum çünkü kocaman bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Hatta konsolcular şu anda 31 GB olması lazım. Onun ön yüklemesini yapabiliyorlar. Biz de yarın bu güncellemeyi indirebiliyor olacağız. Peki bu dev güncellemede neler var? Hadi gelin bakalım şimdi. Öncelikle %90 eminiz diyebileceğimiz iki tane şey var. Grix Bundle'ı. Grix operatörü ekleniyor Bundle'a. Ve daha önceden de hatırlarsanız sezon 6'nın başlangıcında bize bir bıçak paylaşmışlardı, kelebek paylaşmışlardı. Bu kelebeği ekliyor olacaklar diye tahmin ediyoruz. Ayrıca arka planda birçok da hatayı düzelttiklerini açıkladılar ki bunların arasında en çok beklenilen Cadılar Bayramı etkinliğinde hani kutuları açıyorduk bize Grove Blueprint'i verecekti ya. O blueprint'i sonunda elde edebileceksiniz arkadaşlar. O hatayı giderdiklerini açıkladılar. Bu güncellemede bunu düzeltiyor olacaklar. Ya 30 GB bir bundle, bir bıçak, bir de bu hata düzeltilmeleri için mi? Hayır arkadaşlar, Warzone tamamen değişiyor. Bildiğiniz üzere Cold War 13 Kasım'da tamamen oynanabilir olacak. Ve Aralık'ta da sezon 1 başlayacak. Cold War çıkışı ile birlikte de Warzone tamamen değişmeye başlayacak. İşte bu dev güncellemede bunun ön hazırlığı diye tahmin ediyoruz. Ne mi olacak peki? Cold War, Modern Warfare ve Warzone'da ortak sezona başlayacak ve tüm leveller sıfırlanacak. Sıfırlanacak derken merak etmeyin, daha önceden elde ettiğiniz eşyaları, kilitlikleri, ekipmanları, özetle hiçbir şeyi kaybetmeyeceksiniz. 55 level'e ulaştıktan sonra ise yeni bir level sistemine giriş yapacağız. Prestij sistemi. Her sezon bize toplamda 4 tane prestij sunacaklarmış. Ve her birine ulaşabilmemiz için toplamda 50 level atlamamız gerekecekmiş. Şimdi ben bir 55 kastım, 50 kastım ne oldu? Kafanız karıştı değil mi? Durun şimdi hemen size daha düzgün bir şekilde açıklıyor olacağım. Oyunda ilk başta 55 level'e kadar kastınız. Ve oyundaki silahlardır, perklerdir, kistiklerdir gibi temel her şeyi aştınız değil mi? Tamam. Bunu aştıktan sonra ardından otomatik olarak prestij 1'e geçiş yapıyorsunuz. Prestij 1'e geçtikten sonra da tekrardan 50 level kastığınızda prestij 2'ye, daha sonraki 50 level'de prestij 3'e diye sürekli ilerlemeniz böyle ilerliyor arkadaşlar. Her prestij seviyesi de size farklı ödüller sunuyor olacakmış. Örneğin bu sezon prestij 2'ye ulaşanlar ekstradan blueprint elde edebileceklermiş. Ayrıca her prestij seviyesinde ekstradan prestij anahtarı denilen bir şey var. Bu prestij anahtarıyla da kozmetik ürünler alabiliyor olacakmışız. Belki operatöre farklı bir skin, belki de yeni bir blueprint ya da calling card artık açıldığında, prestij shop açıldığında bunları görüyor olacağız. Ama buradaki güzellik de şu arkadaşlar, prestij shop'tan sadece prestij anahtarıyla satın alım yapabiliyoruz. Yani parayı veren düdüğü çalamayacak. Oo tamamdır, ben 200 level'e hemen kasarım, hiçbir şey yok bunda. Daha sonrasında biz zaten yine sıkılmaya devam edeceğiz diyen hardcore oyuncuları ise artık 155 level'e değil 1000 level'e kadar kasabiliyor olacağız. Söylentiye göre 1000 level'e ulaşan da mükemmel bir ödül varmış. Ne mükemmel ödülümüz? Tabii ki de calling card. Bu arada önemli ayrıntıyı da şimdi veriyorum. Dikkatli dinleyen arkadaşlar için. Arkadaşlar Cold War, Modern Warfare ve Warzone'da bu level sistemi ortak olacak. Tabii tek ortak olacak olan şey bu değil. Aynı şekilde silahlarda, operatörlerde, Battle Pass'te ortak olacak. Örneğin Cold War'daki gelecek tüm silahları artık Warzone'a ekleyeceklermiş. Ne demiştik? 13 Kasım'da oyun çıkıyor. 13 Kasım'da Cold War'daki silahları Warzone oynayabileceksek şu anda bu yaptığımız güncelleme, dev güncellemede bu silahla ilgili olabilir diyebiliriz değil mi? Yani büyük ihtimalle 13 Kasım'da oyun çıktığı gibi Warzone'da Cold War silahlarını da oynayabiliyor olabileceğiz. Peki Cold War'da hangi silahlar vardı? Hangi silahlar eklenecek? Arkadaşlar Cold War'daki silahlarla ilgili, animasyonlarıyla ilgili video yapmıştım. Açıklamaya bırakıyorum. Merak edenler hangi silahların eklenebileceğini görebilir. Tabi güncellemeyle hemen başlar mı bilmiyoruz. Çünkü yaptıkları açıklamada Cold War'da çıkan tüm silahları ve daha sonradan da gelecek tüm silahları Warzone'a ekleyeceklerini söylemişlerdi. Ama bu güncellemeyle mi başlarız? 13 Kasım'da mı yoksa daha sonrasında mı bilmiyoruz. Ama bu dev güncellemenin bununla alakalı olabileceğini tahmin ediyoruz. Peki silahlarla ilgili olabilecek en büyük farklılık ne arkadaşlar? Aynı silahtan iki çeşitli kullanabiliyor olacağız. Görselde gördüğünüz üzere iki tane AK var. Birisi Modern Warfare'den, diğeri Cold War'dan arkadaşlar. Bu şekilde farklı farklı çeşitlilik görebileceğiz. Oyun bence inanılmaz bir hale dönecek. Bakalım göreceğiz. Biraz önce de dediğim gibi aynı zamanda bu güncellemeyle operatörleri de eklemiş olabilirler. Ve yeni Battle Pass'e hazırlık sistemi de başlayacak. Artık 1.29 güncellemesi çıkınca her şey daha da netleşecek.
O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 1.29 güncellemesi aynı zamanda PlayStation 5 ve Xbox'ın yeni sürümlerinin de uyumluluğu için bu güncellemeyi yapıyor olabilirler. Onlar da önümüzdeki hafta çıkıyor biliyorsunuz. Yeni silahları, level sistemini, operatörleri Warzone'da yarın görüyor olacak mıyız bakalım. Güncelleme bitince artık emin olacağız. Keşke artık da bir de şu haritayı değiştirseler diyorum. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.